Mehmet Parlaz: Türkiye'nin gelişmesi artık engellenmemeli. Rahmetli Kemal Ilıcak döneminin iki yıldız siyasetçileri olan Süleyman Demirel ile Turgut Özal'ın üsluplarındaki farkı şöyle anlatmıştı. Süleyman Demirel'e bir sorunu götürdüğünüzde ceketinin göğüs cebinden küçük bir anayasa kitabı çıkartır, söz konusu olan sorunun çözümünde anayasanın hangi maddelerinin engel olacaklarına bakar. Aynı sorunu Turgut Özal'a götürdüğünüzde ise Özal ceketinin göğüs cebinden minik bir hesap makinesi çıkarır, söz konusu olan sorunun çözümünün kamuya kaç liraya mal olacağını hesaplar. Erdoğan'ın üslubu. Türk siyaset hayatının son yıldız ismi olan Recep Tayyip Erdoğan'ın üslubuna gelince. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Elazığ'daydı. Önceki günde Maraş'taydı. Yaptığı konuşmaların içeriğini değerlendirdiğinizde Erdoğan'ın alışılmış bir cumhurbaşkanı gibi değil. Sanki Türkiye ilinin belediye başkanı gibi bulunduğu kentlerin sorunlarını, yapılan yatırımları, ihtiyaç duyulan tesisleri birer birer sıraladığını görüyorsunuz. Eserler ortada. Demirel'in gapı kimseye gaptırmam diyerek bir büyük projeye sahip çıkması veya Özal'ın ben birinci köprüyü satıp ikincisini yaparım diyerek siyaset sahnesine yeni bir ufuk açması tabii ki unutulmaması gereken olaylardır. Bu açıdan baktığınızda mesela Marmara ya da Avrasya tüneli söz konusu edildiğinde Erdoğan'ı hatırlamamak mümkün müdür ya da kara trenin yerine hızlı trenin geçmesi başka türlü değerlendirilebilir mi? Engellemelere paydos. Referandumla halk oyuna sunulacak olan anayasa değişiklikleri, vizyonu ve misyonu olan siyasetçilere ve şu andaki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a büyük bir imkan sunuyor. Arkalarında meclis çoğunluğu bulunan başbakanların bile bir projeyi gerçekleştirmek için neler çektiklerini defalarca gördük. Bir yanda vesayetçi kurumlar, bir yanda tutucu muhalefet, Türkiye'nin tarihteki yürüyüşünü el birliğiyle yavaşlattılar. Tayyip Erdoğan olayı. Yani daha ötesi olabilir mi? 20. yüzyılın ikinci yarısında bir başbakanı idam etmediler mi bunlar? 1. Boğaz Köprüsü'nün yapan Demirel devrik olduğu için açılışı yapamadı. Veya özel özelleştirmeleri yapabildi mi sanki? Yani referandumda hayır demek için gerçekten umursamaz biri olmanız gerekiyor. Halkın seçtiği cumhurbaşkanı engellenmediği zaman Türkiye'nin neler başaracağını hayal etmeye fazla gerek yok. Ortada Tayyip Erdoğan olayı var. Mehmet Barlas sabah